Evet. Soğuk bir kış günü Amerika'dayız. Özbek Market, Taşkent Süpermarket'teyiz. Sevgili arkadaşım Cihan'la beraber arkadaşlar, merhaba. Bir marketi tanıtalım dedik. Evet, öncelikle Cihan, neredeyiz? Oradan başlayalım. Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar. Brooklyn'deyiz bugün. Brooklyn'de yaşıyorum ben daha doğrusu. Burada bizim en çok alışveriş yaptığımız Özbek Süpermarket, Taşkent Market adı altında. Güzel bir market. Hani yemekleri olsun, meyveleri olsun. Daha sonra içeride bir sürü çeşit var. Yani birçok çeşit var. Birazdan size tanıtımını yapacağız zaten. Siz de göreceksiniz tek tek her şeyi. Fiyatları dahil. Yemeklerin ne çeşit olduğunu. İnanır mısınız? Hani Özbek market ama birebir Türk yemekleri neredeyse birçoğu. Yani hepimizin bildiği şeyler. Salatalar, atıyorum işte tatlılar, ne bileyim sulu yemekler. Griller, ondan sonra dönerler. Yani her çeşit şeyi içeride göreceksiniz birazdan. En önemlisi helal yazısını görünce tüm Müslüman tamamen dünyası helal zaten. Yoksa diğer türlü hani buralarda çok fazla alışveriş yapabileceğimiz bir yer olmuyor. Helal olmadıktan sonra. Biz de burayı gördük, tanıdık, bildik. Gayet gönül rahatlığıyla alıp yiyebiliyoruz. Yani alışverişimizi yapabiliyoruz, evimize götürebiliyoruz. Buradan her şeyi rahat bir şekilde. Hiç problem değil. Buyurun markete bakalım. O zaman çeşitlere evet. Ve fiyatlara evet. Bakalım. Kavunun avokado. Biz hurma diyoruz. Evet. Burada kaki persimon diyor. Mango arkadaki. Mangolarımız var. Portakallarımız. Portakal. Mandalin tarzı. Portakala benzer ama mandalina gibi. Tadı. Öyle söyleyeyim. Mandalina gibi evet. Tadı. Güzel. Yani mandalinanın portakal şekline dönüşmüş hali. Çilek diyor. Kış günü çilek oluyor mu burada? Çilek burada her türlü var. Yaz, kış. Hatta birçok yaz meyveleri de var burada. Mesela kiraz göreceksiniz. Üzüm göreceksiniz. Ondan sonra birçok çeşit şeftalidir, beyaz nektarya dedikleri, özellikle burada white nektarya. Yani çoğunlukla burada aradığınız bütün meyveleri rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Bakın arkadaşlar, kirazlar burada, evet. Burada üzümler salkım olarak var, tane olarak var. Rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz her şeyi. Bu ne diyor? Bu çok ilgimi burada, çekti. Burada acaba bu nedir? Acaba bu nedir? Lemon plum. Chili grow diyor. Demek ki şeftaliye benzer bir meyve. Nektarin ama çekirdeği olan bir nektarin. Yani bizim orada Türkiye şartlarındaki yetişen bizim beyaz eriye benziyor. Ama tadı biraz daha mayhoş bir tadı var yani. Burada Ohio elmaları. Bunlar Ohio'dan geliyor. Burada bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz elma ama daha küçük taneli. Papaya meyvesi arkadaşlar. Daha önce içi açık halde görmeyen arkadaşlar baksın papaya meyvesi. Biraz kavun tarzında bir şey ama lezzetli, güzel. 1.49 diyor. Yani 1.5. Bu ne yani? Kilosu mu? Arkadaşlar bunun etiketi gösterebilir misin? Göstereyim. Burada yazan bu libre fiyatı. Baktığınızda mesela yarım kilosu hemen yarım kilo kadar bir şey. 480-490 gramajlı olan meyvanın fiyatı bu. 1.49. Yani bir kilosu bunun arkadaşlar 2.80 2.90 3 dolara yakın bir kilosu. Burada kilo kavramı yok. Burada pound hesabı. Mesela pound dediğin zaman burada yarım kiloya tekabül ediyor. 480, 490 o şekilde yani burada pound hesabı. Kilonun birim anlamı burada pound oluyor arkadaşlar. Bunlar Brezilya kavunu. Brezilya. Beyaz Brezilya kavunu. Harbiden beyazmış.
Karpuz var ya. Kış günü karpuz. Ne güzel. Burada karpuzundan kavununa 99 aklınıza ne geliyorsa bayağı uygunmuş fiyatlar. Blueberry, yavan mersini, daha sonra kara böğürtlen dedikleri mesela birçok çeşit orman meyvesi buralarda markette rahat bir şekilde bulabiliyorsun. İçeriye girelim. İçeri sıcak da. Evet, içeriye girelim. Dışarısı çok soğuk. Evet. İçeride belki zaten biraz... Zaten şu ejder meyvesi, onu arkadaşlar illaki bilir. Tropikal bir meyve. Yani tropikal meyve. Türkiye'de de var. Burada da iki beyaz ve kırmızı olanları var. Çeşitli olan. İçeriye geçelim. Döner var. Burada tavuk ve et döner olarak iki tane dönerimiz var. Bunun ustası Türk. Ustası Türk. Bunları evet, bunu yapan Türk bir usta var içeride. O yapıyor. Özbek yemekleri, hani bildiğiniz Türk yemekleri, hiçbir farkı yok. Sulu yemekler, tatlılar. Tek tek bakacağız hepsine. Arkadaşlar bunlar bu kuzu tandır gibi sulu patatesli içi patates dolgulu pişi dediğimiz katmer dediğimiz veya çiğ börek dediğimiz ona benzer hamur işleri. Evet, Özbek pilavı en meşhur da bu herhalde. Evet. Tatlılara geçtik. Tabii şimdi görenlerin canı çekecek ama belki bize kızacaksınız ama. Pastalar. Bir şekilde bunları size anlatmaya çalışacağız. Evet, yani. Öyle meyve tabakları yapmışlar. Tamam. Karışık. Bunlar karışık meyve tabakları. Mangosundan ejder meyvesine kadar her şey içerisinde var. Greyfurt, mandalina, portakal. Turşular. Bunlar turşuların çeşitleri. Turşu salataları var. Paketli olarak satılanlar var. Bunlar açık olanlar. Burada sandviçleri var. Birçok çeşit sandviç burada var. İçi jambon, sana jambon veya atıyorum tavuk, hindi fümeli olanlar. Birçok çeşit bulabilirsiniz burada. Şurada hazır taze portakal sıkımı. Kendiniz sıkıyorsunuz bunu buradan makineden. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Şöyle baştan başlayalım olmadı. Yemeklere bakalım. Ana yemeklere bakalım. Arkadaşlar burası sadece balık. Burası sadece balık arkadaşlar. Buraya bu sadece balık yiyoruz. Karides, kalamar, ızgara balıklar, lava balıkları. Böyle aynı anda taze taze de geliyor. Burada somon şişi. Sen bir dakika. Iskaralı somon şişi. İşte karanfilin güzeli. Exo aralaş bu anda. Devam edelim. Aha yaptıysın. Arkadaşlar bunlar makarna çeşitlerimiz. Tavuklu makarna, karışık makarna. Garnitürlü makarnalar var. Daha fazla et ağırlıklı. Dolmalar. Dolmalar. Güver dolması. Bu da pepper. Stuffed pepper. Yoğurtlar. Bu da bizim lahana. Ülkemizin bildiği lahana dolması. İçi bayağı kıyma dolu. Bayağı dolu. Bu yaprak dolması. Evet, sarmamız lazım. Birçok yani birçok şey burada mevcut. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Arkadaşlar bu da marine edilmiş büftek. Sosla marine edilmiş büftek. Et haşlama. Bu haşlama, kuzu haşlama. Sebzeli. Patatesli bifteğimiz, bu
koyun eti arkadaşlar. Koyun etinden patatesli biftek, sebzeli. Bunlar parça etlerimiz arkadaşlar, kavurgalı. Bakın bu soğanlı olan, bu da az önceki koyun etinin haşlaması. Sadece kendi harmanıyla, kendilerine özgü baharatla haşlamışlar. Tandır diyor. Evet. Tandır. Okey. Sadece tandırı tanıyor. Bu arkadaşlar kuzu şiş. Bu da dana şiş. Şiş gibi ama biraz da yağda kızartmış hali. Biraz da sonra da sosladım. He? Yeah. Evet. Arkadaşlar tavayı koydum buraya, getirdim. Kusura bakmayın onu da. Tavuk köftesi. Tavuk köfte. Biraz farklı. Beyti köfte. Beyti köfte. Büftek, belki bu da köfte. Bu da aynı şekilde. Bununla bunun arasındaki fark, baharatları biraz farklı. Mantar. Bunlar mantı tarzında ama Özbeklere has bir şey. Çok güzel, çok lezzetli. Sebzeli, etli, tavuklu. Değil mi? Bazı yerlerde tam net görüntü alamayabiliyoruz. İçerisi gerçekten çok yoğun. Ama elinizden geldiğince detaylı bir şekilde yine de alıyoruz. Gerçekten bu soğan patates kızartma arkadaşlar. Nohutlu özbek pilavı, ciğer, asparagus, kuşkonmaz dedikleri, daha sonradan da biberler geliyor, rengarenk. Arkasında patlıcan, güzel bir soğan. Bunlar da vejeteryan veya kadın budu köfte tarzında yapılan köfteler. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece et kıymayla yapılmış. Baharatları, kendi özgü baharatları var. Kendi hasta yemekleri var. Biz kendi Türkiye'mize benzer yemeklerle, Özbek yemekleri karışımıyla size böyle bir yol hazırlamaya çalışıyoruz. Bu tavuk kanadı soslu bir şekilde, bunun kanat karışık. Burada da bütün kut var, parça parça. Diğer tarafta da finger var. Buyurun şöyle bakalım. Burada kendi çorbaları var arkadaşlar. Şehriyeli, şehriye biraz daha uzun bunların şehriyeleri. Sebzeli şehriyeli çorbaları var. Salatalar. Bunlar çıtır patates kızartmalı salata. Daha sonradan peynirli salata. Kaşar peynirli. Bu kendilerine özgü sarı peynirleri var onların. Onun karışımı. Bunlar Rus salatası tarzında salatalar arkadaşlar. Bu karides salatası, nar salatası. Daha sonradan turpların karışımı, turp salataları var. Ahtapotlu, kalamar, baby kalamarlar. Buyurun buradan görebiliriz. Evet. Baby kalamar, buyurun. Evet, bu şekilde, küçük ahtapotlar yani. Bunlar karides ve sebze karışımı salataları. Yani üsttekilerde... Pastalar. Kurabiyeler, pastalar. Bir nevi pastane ürünleri. Evet. Bunlar orijinal Rus salatası. İtalyan salatası. Tekrar ona avokado benzer. Avokado salata diyor. Tekrar ona benzer. Bu karışık kızartma tarzında ürünleri. Bu kırmızı turp salatası. Çok güzel. Üzerinde kuru üzümler ve ceviz veya fındık, badem. Bu şekilde renklendiriyorlar arkadaşlar. Et rayonları bildiği üzere
çiğ etli. Tavuklar, sosisler. Salamlar. Bunlar işkembeler burada. Sakatatlar da çok burada, sakatat. Arkadaşlar bayağı düzenli çalışıyorlar burada, temizler. İyi de. Kendinize göre alabiliyorsunuz. Gramaj mecburiyeti yok. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Süt, yoğurt, peynir, ürünleri. Ondan sonra tereyağı, yumurta. Arkadaşlar süt ürünlerinde birçok çeşit bulabiliyorsunuz. Şuradan bakabiliriz aslında. Kremaya sütleri var. Kahve içine karıştırabiliyorsunuz bunları. Kremalı sütler. Bunları sadece normal içimde değil de kahve için özellikle çok kullanıyorlar. Mesela bunlar sadece organik sütler. Bunlar buraya geldiğimizde soya sütleri var. Badem sütleri var. Kendilerine ait kahvaltı için kullandıkları badem sütleri. Şunlar buraya geldiğimizde arkadaşlar kahve kremaları, fındıklısı, vanilyalısı, karamellisi, bitter çikolata, dondurma ve karışık dondurma olarak. Bir de kremalısı var tekrar. Yani burada birçok çeşit ürün elinizin altında, her şeyi rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ya evinizde belki aklınıza gelmeyen ne varsa buraya geldiğinizde şaşırabilirsiniz yani. Şöyle, burası çok ilgimi çekti. Bir de oradan başlayalım şöyle. Evet. Zaten süt ürünlerini bir geniş anlattık, detaylı. Aynı sebze rayonları yine. Patatesin burada çeşitleri var. Arkadaşlar patatesler. İki çeşit patatesleri var bunların. Beş çeşit. Misket. Bir tane de şu her zaman duyduğunuz tatlı patates dedikleri bu. Sweet potato. Bu tatlı patates arkadaşlar. Bunu da çok seviyorlar. Amerika'da çok tüketiliyor. Reyonları. Ekvador meyvesi aynı ejder meyvesi tarzında ama Ekvador'dan geliyor. Sadece burada var. Bir de birkaç markette daha gördüm. Yani her yerde bulamıyorsunuz. Belirli başlı yerlerde var. Tamam. Buradan kasa bölümünde gösterelim. Olmadı. Çıkalım. Paketli ürünler hepsi bu reyonlarda. Bu sağ tarafımızda paketli ürünler. Bakabiliriz orada. Paketli ürünlerin hepsi burada. Orta kısımların tamamı paketlenmiş, hazır ürünler. Burada ödeme yeri. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kalabalık bir ortamda video hazırladık. Kusura bakmayın. Göremediğiniz şeyler de varsa eğer tekrar bize söyleyebilirsiniz. Bizden bu kadar. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.